Satürn Oğlak burcuna geçtikten sonra ayağını daha yere sağlam basma duygusunu birçok oğlak hissediyordur. Boğa. Ay pardon, boğa. Şimdi Satürn Oğlak burcuna geçtiğinde yücelme etkisi verdiği için Hı. Satürn Oğlak'a geçtim, aman canım beni etkilemez deyip geçmeyelim. Gezegenler burç değiştirse de bir burçta toplansa da diğer 11 burçta yani mutlaka etkileniyor. Hı. Şimdi oğlaklar son bir hafta, Boğalar. boğalar son bir Takıldı oğlan. haftadır. Bugün neden böyle oluyor bilemiyorum. Boğalar son bir haftadır ayaklarını yere daha sağlam basma. Daha kararlı olma. Kendimi hangi konularda daha iyi ifade edebilirim? Hangi konularda eksiğim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Kendi vizyonumu, kendi düşünce biçimimi mutlaka ve mutlaka geliştirmeliyim, değiştirmeliyim duygunuzun arttığını hissediyor olabilirsiniz. Şimdi bugün de Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi statünüz, iş hayatınız ve konumunuz konusunda etkilenmenize yardımcı olurken siz sevgili boğalar bu hafta içinde bulunduğunuz işleriniz, sorumluluklarınız, planlarınız konusunda hafta boyunca kararlı olacaksınız. Özellikle çevresel ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda size çok fazla sabit fikirli davranıyorsun, çok fazla olaylara takılı kalıyorsun şeklinde yorum yapan bazı arkadaşlarınız olabilir. Onları saygıyı da dinleyin. Kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarda kendi duygularınızla kararlı bir şekilde geliştirin. Hep diyoruz ya bakmak ve görmek. Siz kendinize baktığınızda, kendinizi yetiştirdiğiniz ve geliştirdiğiniz alanlarda mutluysanız, başkalarının size bakış açısıyla ifadelerinin bu hafta sizi etkilemesine, değişimler yapmanıza müsaade etmemeniz gerekiyor. Özellikle çalıştığınız işte statünüz, konumunuz ve düzeniniz değişime girebilir. İş değiştirmek için doğru bir haftadasınız. Uzun bir süredir başvuru yaptıysanız bir iş yerine ya da bir iş ortamına haber gelmedi diye umutsuzluk yaşıyorsanız, işsiz bir boğa burcuysanız yeni yıla yeni bir işe başlayarak adım atabilirsiniz. Yani en Gözünüz aydın. azından iş yerinde çalışmaya başlamasa bile işsiz bir boğa, çünkü artık gerileme bitti, Merkür gerilemesi. Hı. Yeni başlangıçlar için de, yeni kararlarda yol almak için de boğalara son derece büyük fırsatlar getirecek. Ve boğalar bu hafta, evet bir işe adım atıyorum ama bir türlü sonuçlandıramıyorum. Soğuyorum, sıkılıyorum ya da beziyorum, o yüzden de vazgeçiyorum şekliyle davranıp ve bu davranıştan dolayı da kendilerini bitkin ve yorgun hissediyorlar ise bu yorgunluktan ve bitkinlikten bu hafta tamamıyla uzaklaşıp arınıyorlar. Aşk hayatınızda ayrılıklarınızın birleşme, uzaklaşma kararı aldığınız kişilerin kendilerini yenilemesi ve değiştirmesiyle ilişkilere tekrar yapılanma, bir araya gelme, birleşme fırsatı vermenizde hiçbir sakınca yok. Kalbiniz boşsa katıldığınız ortamlardan yeni aşklara, yeni ilişkilere kucak açabilirsiniz. Sağlığınız son derece yerinde. Hep yorgun ve bezgin hissediyordum kendimi. Ne oldu bana? Bir anda can geldi. Bir anda enerji geldi. Kadını sağ Bir anda can geldi. Spor yapmaya başladım. Bir anda can geldi. Haldır haldır Ay o can geziyorum. bir türlü gelse de mi o spor Ama bak yapma isteği. boğalara bu hafta öyle bir can kazanıyor ki Yemin et. enerjiyle. Takır takır her işi halledecekler. Spotumuz da bu hafta Sağlık konusunda ne diyeceksin? sağlıkları son derece yerinde, canı kanı kazanıyorlar. Peki. Kendilerini çok iyi hissediyorlar. Aşk var, para var, sağlık var. Evet, Daha çok ne iyi bir olsun ya hafta bu insan hafta. hayatında? Talihli ve şanslı olacaklar. Boğalara spotumuz şansın sizden yana olduğunu hissettiğinizde çevrenizdekilere de hissettirin efendim. Birçok kişi de iyiyken iyiyim demek korku olmuş artık. Ben danışmanlıklarımda da Nazar bunu görüyorum. değmesin diye. Nazar değecek. Bakın efendim, muazzam bir dine sahibiz İslamiyet. Eğer Yaradan biz değerli kulları için birbirinden kıymetli ayetleri bizlere indirdiyse, biz okuyorsak niye bir başkasının nefsinden korkalım? O zaman duaya da hakaret oluyor ve Doğru saygısızlık söylüyorsun. oluyor. Okuyorsak hiçbir şeyden korkmuyoruz.
Kimsiniz ki bana nazar değdiresiniz diyecek ve geçireceksiniz. Sizden güçlü hiçbir şey yok. Önce yaradan. Cuma günü programımızı izleyenler çok iyi bilirler. Yusuf Kavaklı hocam dedi ki evden çıkarken Ayet-el Kürsi, okuyun. Eve giderken, işten çıkarken, eve gelirken Ayet-el Kürsi okuyun. Hiçbir şey olmaz. Dedi. Hiçbir şey olmaz, aynen. Derler yani Allah dostunuz olduğu sürece dünya düşmanınız olsa vurs gelir, tırs gider. Gider. Aynen. Peki, öyle. Peki boğalara bir spot ver. Paylaşmaktan korkmayın. Mutluysanız mutlu olduğunuzu çevrenize ifade edin. Nazar korkusu yapmayın yeter.